konuşuluyor. Şimdi e, Gazete Pencere e, 'nin manşetinde bugün İmamoğlu var. Gündem adaylık değil değişim biliyorsunuz Doğu Karadeniz turuna çıktı evet. ve orada e, dedi ki ben hani genel Başkanım karşısına onu rakip olarak çıkmam dedi. Zaten meselemiz adaylık değil dedi. Evet işte e, benim gündemimde adaylık yok. Önümüzdeki seçimde değişim var dedi. Bu arada altta da iki fotoğraf son iki günün en çok konuşulan, sosyal medyada paylaşılan fotoğrafıyla birlikte yer alıyor. Biri Erdoğan'ın uçağı ve Erdoğan uçağındaki gazeteciler. Bir de İmamoğlu'nun otobüsü diye. İmamoğlu'nun otobüsü Doğu Karadeniz sorunda çok konuşuldu. Neden? Neden diye aslında bilenler... Niye soruyorsun diyecekler. Nagihan Alçı'yı görüyorsunuz. Ertuğrul Özkök'ü görüyorsunuz. Ve hatta Karar Gazetesi'nde yazdığı için muhalif diye düşünülen Akif Bekir'i görüyorsunuz otobüste. Hele Ertuğrul Özkök'ü İmamoğlu'nun yanı başında Nagihan Alçı'yı da hemen karşısına görünce <laughs> konuşuyorsunuz. Bilmiyorum. Benden e... bir şey mi bekleniyor? bilmiyorum yani bir şey söylemek istemezsen ben bunu e, izleyicinin görüşüne sunacağım, gideceğim ama e, Nagihan Alçı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye seçimleri öncesinde İmamoğlu'na karşı nasıl e, hani e, bir misyon üstlendiğini bilen bilmeyen var mı? Evet ama herhalde bu daha çok e, hani bu Nagihan Alçın, Ertuğrul Özkök'ün kendi e, şeylerinden öte e, ne tür bir şeyleri var bilmiyorum. İmamoğlu'nun e, belki de tam da bu nedenle bir siyasetten yasaklanma eee senaryosu. Çünkü onlar tabii bütün bunlardan haberdarlar. Karşı bir çeşit e, her toplumun her kesiminden kendisine bir şey kurmaya destek çalışma, bulmak. destek bulmaya çalışmasının çünkü önümüzdeki dönemin çok zor geçeceği e, görülebiliyor. E, ben daha çok bu sertliği şey yönelteceklerini düşünüyorum. HDP cenahına ve e, Gelelim toplumsal HDP muhalefete. E, HDP olarak. sence de kapatılacak mı? Olabilir. Kapatılabilir. Çeşitli şeyler var. İşte kapatmamak, onun yerine hazine yardımını kesmek, büyük operasyonlar yapmak HDP ve çevresine, onu bu şekilde tutmak da konuşuluyormuş şeyler arasında. Kapatılabilir de. Yani şeyi görüyoruz. Aslında bu Gezi davasında verilen yüksek cezalar önümüzdeki dönemin nasıl geçeceğine dair bir şey oldu. Çünkü biz işte gittik tabii davaya. Açıkçası ben işte Çiğdem Mater, Can Atalay için Mesela en başta onlar için bir şey beklemiyordum ama Mücella için bekliyordum. Osman'ın için durumu zaten Osman Kavala'nın apayrı bir durum bana kalırsa. Ama hani onlara verilen bu cezalar aslında önümüzdeki dönemin işte Kobane davasının nasıl korkunç cezalarla süreceğinin, belki HDP'nin kapatılacağının, yani bütün bu e, siyasi yıldırma e, operasyonlarının çok fazla e, şey yapacağının e, görüntüsü, şeyi e, işareti diye düşünüyorum. Yani e, zaten hani hük hükümetinin elinde demin söylemiştim, iktidarın elinde çok iyi bir e, enstrüman var şimdi. Sınır ötesi, operasyon, hani milliyetçi e, şeyleri konsolide etmek için. E, dolayısıyla o enstrümanı da kullanıp e, durumu lehine çevirmeye başlayacak. Hedef konusunda e, şöyle şeyler var. E, deniyor ki e, bunu... E, Herkes kapı yoruyor biliyorsun biliyorsunuz seçime doğru giderken. iktidarın hesapları ne ola ki? Ee, HDP'nin kapatılması bunlardan biri deniyor. Ve şöyle bir e, noktadan hareketle bunu söylüyor. Eğer e, HDP kapatılırsa HDP seçmeni küser sandığa gitmez. Bu da iktidarın işine gelir. Çünkü muhalefet cephesinin de e, kazanabilmek için HDP'nin oyu önemli. Evet. Ama kimileri de diyor ki, Hayır, HDP seçmeni son derece bilinçlidir. Küsmek yerine daha da hani kararlı biçimde sandığa gidip muhalefete destek verir. Bu konuda bir senin öngörün var mı ya da bu konu konuşulmuş bir şey mi sizlerin arasında? Şöyle diyebilirim yapılan tartışmalardan tanık olduğum ya da işte şey olduğum tartışmalardan. Evet, HDP seçmeni çok şey bir seçmen, bilinçli bir seçmen ama orada karşıda öyle bir aday çıkarır ki muhalefet, siyasi liderleri gidin ver dese, ver şuna ver dese de vermez, tabii, vermeyebilir. Tabii, Dolayısıyla orada artık çıkacak aday HDP'nin kapatılması halinde, muhalefetin çıkacağı çıkartacağı aday yin kimliği kişiliği ve siyasi programı esas olarak ya yani nasıl bir siyasi programla işte halkın karşısına çıkacağı önemli. onun dışında hani başka şeyler var. İşte HDP'nin yerine başka bir siyasi partinin girmesi. Ben her halükarda bir oy kaybı olacağını düşünürüm. Hmm, Açıkçası kapatılırsa. kapatılırsa bir oy kaybı beklerim. ne olursa olsun. Peki bugün Cumhuriyet'in manşetinde Kılıçdaroğlu'nun paylaştığı bir son videodan Hareketli bir manşet var. Ee, ülkemin yoksulları yok sayılanları için bir yola çıktım. Yedi karanlık gecede, bu elektriklerin evet, kesildiği evet. gecede, mücadelemin sıradaki adımlarını düşündüm. Diyor ve video geliyor gelmekte olan diye de bitiyor. Şimdi Kılıçdaroğlu'nun yola çıktım mesajı. Ee, Adaylığı konusunda en net mesajlardan biri diye yorumlandı. yorumlandı. Ee, mesela Kılıçdaroğlu'nun e, adaylığı e, bir konsensus yaratabilir mi? 6 parti artı HDP seçmeni yani Erdoğan'a karşı olan tüm kesimler açısından. Evet. Ya o soruyu doğrusu şey bir cevap net bir cevap veremiyorum. Ee, şimdi Kılıçdaroğlu'nda şey görüyoruz. Özellikle bu elektrik şeyiyle başarılı bir eylem yaptı, ben öyle düşünüyorum. Çünkü Meral Akşener başka türlü bir şey için hareketlilik içinde ve şey, Kılıçdaroğlu da bu tür şeyler yapıyor. Burada biraz şeyini dilini sola kaydırdığı görülüyor. Çünkü toplumda bir şey var, sol talepler konusunda yükseliş var. İşte onları da bir şekilde mesaj vermek ve içermek istiyor. E bunların hepsi tabii şey CHP içinden gelen dedikodular aday diye öne çıkacak ama sonunda sağdan biri çıkacak aday olarak. ortaya deniyor. Sanki toplumun bazı kesimleri buna şey benim katıldığım panellerde mesela hani Mansur yavaş da çıksa destekleriz şeye karşı gibi lafları da duydum. Hani çok şey yapamıyorum. Ama Kılıçdaroğlu hani olabilecek şeyler içerisinde hani herhalde biraz da kendini buna hazırlıyor diye düşünmek düşünüyorum ben de. İmamoğlu'nun bu son çıkışlarını, onun çünkü puanları bayağı düştü biliyorsunuz. Mansur Yavaş çok şeyde önde. O da belki bir şey olarak kendini ortaya koymaya çalışıyor. Biraz da toplumsal güç sağlamaya çalışıyor. Çünkü önümüzdeki dönemin hani sertleşeceği belli. Böyle bir şey gidiyor ama adaylık Ayşenur benim vaktim varsa söyleyeyim konuşulacak. Şu anda bana şey geliyor. Şunun aday olacağı ve bunun aday olacağı meselesinden ziyade bir savaş gibi süreceği Bizzat iktidar tarafından işte Gezi davasıyla, Sınır Atölyesi operasyonuna bize ilan edilen, biz bir seçim süreci yaşamayacağız, bir savaş süreci yaşayacağız. Başımıza neler geleceğini, ne tür e, hak ve özgürlük gasplarına uğrayacağımızın, ne operasyonlar, bunları filan hiç kimse öngöremiyor. Bu süreçte biz... E, Çok ağır bir şey söylüyorsun evet, tabii. Nasıl şeyi koruyacağız? Yani e, seçim güvenliğini nasıl sağlayacağız? Sadece seçim yasasından da söz etmiyorum. Değişikliklerle seçim yasasından... Yani e, seçim güvenliğini nasıl sağlayacağız ve muhalefet ortak bir hedefe doğru nasıl e, şey yapacak? E, toparlanıp böyle şey yapacak. Bence bir siyasi program etrafında kimseyi dışarıda bırakmayan e, bir siyasi program etrafında güçlü bir birliktelikle ancak altın, altından kalkılabilir. Çünkü fark az olduğunda da bir şey olmuş olmayacak. Meclis o tarafa geçtiğinde de bir şey olmuş olmayacak. Yani bayağı Böyle bir şey lazım. Şöyle bir zafer. Neden bir şey olmuş olmayacak diyorsun? Yani bir sağ blok haline ya da merkez sağ blok haline gelmiş olacak diye oradan mı hareket ederek söylüyorsun bunu? E şimdi arada büyük bir fark olmayınca denilen değişiklikler, bir takım değişikliklerin yapılması zor olacak. Arkasında hı hı. Hı hı. güçlü bir toplumsal hı hı. destekle. Ha işin öbür yanları da var. Şu anda altılı ittifakı oluşturan kesimlerin diye acaba? E, daha sonra farklı şey.